Aynen. Sesim geliyordu herhalde değil mi? Mikrofondan verimli olacağını düşünüyorum böyle. Ben öncelikle Bakırköy örgütümüzün huzurunda il başkanımıza ziyaret için teşekkür ediyorum. Özgür Başkan'ın bizim için çok daha farklı bir önemi de var. Çünkü çok uzun yıllardır aynı zamanda Bakırköy'de Bahçeliler'de ilçe başkanlığı yapmış bir il başkanı. Biz ilçe başkanları olarak bunu çok büyük bir şans sayıyoruz. Ekstra ben biraz daha şanslıyım. Hem ben hem Canan belki. Çünkü Güngören, Bahçeliler, Bakırköy hep birlikte siyaset yapmış, birlikte etkinlikler yapmış ekiplerdik. Dolayısıyla çok şanslıyız. Başkanım hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Şeref verdiniz diyorum. Bugün il başkanımızın ziyaretinin de yanı sıra ekstra başka önemli bir konumuz var. Ben bunu söylemekten çok mutluluk duyuyorum. Hemen bahsetmek de istiyorum. Çok sıcak çünkü biliyorum. Biz 2023 yılında güzel bir ittifak yaptık. Sonucu belki kötü oldu ama bazı dostluklar kazandık. Bazı yol arkadaşları kazandık. Ve bugün geldiğimiz noktada o gün farklı iki partide aynı ittifakta olmamıza rağmen bugün artık tek çatı altında ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne İlçe Başkanı, Çağlar Başkanım, Gençlik Kolu Başkanı ve değerli heyeti kadın politikaları Nasrullah Başkanı hepsi katılıyorlar. Ben tabii başkanım lütfen gelin. Ben tabii bunu bir eve dönüş hikayesi olarak adlandırıyorum. Partimiz de böyle adlandırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bizim atalarımızın, dedelerimizin partisi. Dolayısıyla evinize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz diyorum. Başkanım, rozetiniz siz takmanızı çok isterim. Tamam, rozetlerimiz geldi mi? Şöyle gelsin. Ekrem abi, güzel çekti. Önümüzde geçmeyin, önümüzde geçmeyin. Önümüzde rozet işlemi bittikten sonra sohbet etmeye devam edecek. Sabrınızı rica ediyorum, ne olur. Başkanım, buradayız. Teşekkürler başkanım. Kadın kolu ve gençlik kolu başkanımızı da davet ederim. Başkanım, gel böyle. Ben de basayım kardeşim. Açtım da terden kayıyorum. Evet. Evet, şöyle. Teşekkürler. Tamam. Evet. Ceketi de tamam, onları da davet edelim. Evet. Şöyle buyurun şimdi. Buradayız efendim. Teşekkürler. Buyurun başkanım. Tabii evet, başkanlarımıza da. İl başkanımıza ben sözü bırakmak istiyorum. Ardından tabii sıcağı da gözeterek birkaç kişi konuşabilir. Ama sıcak ve koşulları da değerlendirelim. Teşekkür ediyorum. Oturalım arkadaşlar. Peki. Lütfen oturun. Evet. Öncelikli olarak kıymetli ilçe başkanıma, aramıza yeni katılan artık Cumhuriyet Halk Partililer, İYİ Parti'nin bir önceki dönem ilçe başkanı, gençlik kolu başkanı, kadın kolu başkanı ve yöneticilerine, tabii aramızda çok kıymetli ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, kadın kolu başkanımız, gençlik kolu başkanımız, partide geçmiş dönemde çeşitli kademelerde görev yapmış değerli yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız ve mahalle birim sorumlularımız, örgüt emekçilerimiz var. Öncelikli olarak hepinize bu buluşma için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hava sıcak. Yani ben normalde konuşmaya başladığım zaman İsmail Dumlu en arkada kovboy şapkasıyla bilir. En az bir saat, bir buçuk saat konuşurum. Kendimi ne kadar sınırlamaya çalışsam da şöyle bir 10-15 dakikalık bazı duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İzin verirseniz bu ceketi de çıkartmak istiyorum. Bence çıkartmak isteyenler de çıkartabilir.
Arzu ederseniz konuşmanın bundan sonraki kısmını oturarak gerçekleştirelim. Hem mikrofonu da daha etkili kullanmış oluruz. Buyurun başkanım. Başkanımız da ayakta kalmamış olur. Tekrar ilçe başkanımıza bu anlamda buluşma için teşekkür ediyorum. İyi Parti'nin ilçe başkanı Çağlar Derin, yine gençlik kolu başkanı Yiğit Efe Yöndere ve kadın politikalarından sorumlu başkanımız Hediye Soy Yiğit ve beraberindeki heyete partimize katıldıkları için, bizlere güç verdikleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi mücadelesini birlikte vereceğiz. Ben katıldığım her parti toplantısında şunu ifade ediyorum. Biz biraz sonra bir bölüm detaylarına gireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2024 seçimlerinden çok önemli bir başarı elde ettik. Önemli bir sonuç aldık. Ama bu bir İstanbul İttifakı'nın, bir Türkiye İttifakı'nın ve bir toplumsal ittifakın başarısı. Tabii ki adaylarımız çok büyük emek, mücadele verdiler. İlçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, örgütümüz önemli bir mücadele verdi. Ancak günün sonunda başarıyı getiren şey aslında 2017 referandumundan bu yana bir biçimiyle yan yana durabilmeyi başarabilmiş herkes 2023 seçimlerinden sonuç aldı. Bu yönüyle farklı siyasi partilerde görev yapmış olsak da ben komşu ilçede 6 il ilçe başkanlığı yaptım. Kıymetli başkanımız ve onun heyeti belli bir dönem Bakırköy'de görev yaptı. Farklı siyasi parti çatıları altında bir süreç yürütmüş olsak da aslında hedefimiz ortaktı, mücadelemiz ortaktı. Birlikte yerel yönetimlerde 2024'te bir başarı elde edip yeniden bu topraklara umut tohumlarını ekip belki bir erken seçimle, belki 2028'le Türkiye'nin demokrasi mücadelesini yeniden birlikte vermek, cumhuriyetimizi yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek hepimizin ortak mücadelesiydi. Ayrı ayrı alanlarda olsak da bugün artık bir arada mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir süreç değerlendirmesi ve geleceğe yönelik bir takım duygularımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Der ki az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları gerçekten az zamanda zor ve büyük işler yaptılar. Çok büyük bir mücadele verdiler. Ve bundan 100 yıl önce 1. Dünya Savaşı, yurdun dört bir yanı, 1. Dünya Savaşı sonrası yurdun dört bir yanı işgal altındayken az zamanda milli mücadeleyi örgütlediler. Az zamanda emperyalistleri bu ülkeden def ettiler. Az bir zamanda, dar zamanda bizlere bu güzel cumhuriyeti armağan ettiler. Az zamanda da Türkiye'de çok önemli atılımlar yaparak Türkiye'nin demokratikleşme sürecini başlattılar. Ve 2023 seçimleri sonrası biz de gerçekten sizlerle birlikte, hep birlikte az zamanda çok ve büyük işler yaptık. O günleri bir hatırlamak lazım. Kazanmaya çok inanmıştık. Hani hep deniyor ya, 2024 seçimleri şimdi konuşulurken ya işte ekonomiden kaynaklı başarılı olduk. Evet, ekonomi önemli bir etken ama 2023'te ekonomi yine bu durumdaydı. Deprem daha yeni olmuştu, Kızılay çadır satıyordu, depreme müdahale edememişlerdi. Salgında duygular daha tazeydi, mülteci sorunu bugünden daha derindi. Mülteci krizi bugünden daha derindi. Türkiye'nin aslında bugün sorunları 2023'te de vardı. Ancak 2023 seçimlerinden bir sonuç alamadık. Ve 28 Mayıs'tan sonra bu toplumda ciddi bir karamsarlık, ciddi bir umutsuzluk söz konusu oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kısa bir dönemde yeniden ayağa kalkarak dar zamanda, az zamanda önemli işler gerçekleştirdi. Kongrelerimizi, kurultaylarımızı gerçekleştirdik. Adaylarımızı belirledik. Kampanya sürecini organize ettik. Sandık güvenliğini yaptık. Bunların toplamı 5-6 aylık zaman dilimi içerisinde yapılan işlerdi. 2023 seçiminin umutsuzluğunun üzerine 5-6 aylık zaman dilimi içerisinde önemli çalışmalar yaparak 31 Mart'ta seçimlere girdik ve tarihi bir başarıyı elde ettik. Tarihi bir zafer demiyorum. Tarihi bir başarıyı elde ettik. Partimiz Türkiye'de birinci parti konumuna geldi.
İBB'de meclis çoğunluğunu sağladık. İBB'yi yeniden kazandık. Ve partimiz dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte, bize değer katanlarla birlikte İstanbul'da 26 ilçe belediyesi kazandı. Bana sorduklarında tarihe geçen bir il başkanı oldunuz, 26 belediye kazandı dediklerinde, ne hissediyorsunuz dediklerinde buruk bir sevinç yaşıyorum dedim. Diyorum çünkü aslında 30'un üzerinde belediye kazanabilirdik. Bahçeli Evleri kazanabilirdik, Zeytinburnu'nu kazanabilirdik, Arnavutköy'ü, Ümraniye'yi, Fatih'i ve Pendik'i de alabilirdik. Dolayısıyla buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ancak 26 ilçe belediyesi kazanmış durumdayız. İBB'de meclis çoğunluğunu sağlamış durumdayız. Bunu da hep birlikte gerçekleştirdik. Bu başarıda çok önemli payı olanlar var. Her şeyin başladığı yer aslında umutların en az olduğu bir zamanda, 29 Mayıs günü seçimden bir gün sonra, 2023 seçimlerinden bir gün sonra birisi Twitter'dan bir tane video yayınladı ve dedi ki, bir umutsuzluk içerisinde olduğunuzu biliyorum, bir karamsarlık içerisinde olduğunuzu biliyorum ama asla umudunuzu kaybetmeyin. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde değişimi gerçekleştirip bu topluma yeniden umut olacaktır dedi. 29 Mayıs'ta bu konuşmayı yapan kişi Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ydu. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ilk olarak dile getirdiği değişim talebi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde yurdun dört bir yanına yayıldı. Sonrasında çok doğru aday belirleme süreçleri yürüttük. Bunu çok net olarak ifade etmek isterim. Tabii ki aramızda da aday adaylığı iddiası koyanlar oldu. İstanbul'da 450 tane belediye başkan aday adayı vardı. 39 kişi adaylaştı. Hepsi birbirinden kıymetli. Hepsi birbirinden değerli. Ama biraz kadınların, biraz gençlerin önünü açmak istedik. Deneyimli arkadaşlarımızın bir bölümü görevlerine devam ettiler. Onların deneyimleriyle gençlerin ve kadınların enerjisini ve tecrübesini birleştirmek istedik. 2019'da 2024 arası İstanbul'da bir tane kadın belediye başkanımız yoktu. Bugün 3 tane kadın belediye başkanımız var. Bir tanesi de Bakırköy'de. Belediye başkanlarımızın yaş ortalaması yüksekti. Bugün 31 yaşında belediye başkanımız var. 32 yaşında belediye başkanımız var. 35 yaşında, 40'lı yaşlarda çok sayıda belediye başkanımız var. Kadınların, gençlerin öne çıktığı bir adaylaşma sürecini organize ettik. Ve aslında çok da güçlü bir örgüt temsiliyeti var. Bazı ilçelerimizde örgütle mesela ilişkisi aslında işte bürokrasiden gelen bir takım arkadaşlarımız birkaç ilçede olabilir. İstanbul'un en fazla 3-4 ilçesinde olabilir. Ama 39 ilçeye baktığınız zaman 2024 seçimlerinde bu partide ilçe başkanlığı yapmış, bu partide gençlik kolu başkanlığı yapmış, partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış, 20'ye yakın belediye başkan adayımız vardı. Yani çok sayıda ilçe başkanımız bugün belediye başkanı seçildi. Örgüt içerisinde çeşitli kademelerde görev yapan çok sayıda yol arkadaşımız şu anda belediye başkanı seçildi, belediye meclis üyesi seçildi. Belediye meclis üyeliği ile ilgili de bugün 2024-29 belediye meclis grubumuz bir önceki döneme göre hem daha eğitimli, hem daha genç, hem daha fazla kadın. Dolayısıyla başarının anahtarı aslında bir yönüyle kurultaydaki değişim. İkincisi doğru bir adaylaşma sürecinin yürütülmesi. Üçüncüsü örgütün önemli alanlarda temsil edilmesi. Dördüncüsü de bilimsel verilerle bir süreç yürütmek. Her ilçeyi nakış nakış, ilmek ilmek dokuyarak, ölçerek, biçerek, günlerce, bazen haftada bir ilçede iki tane anket yaparak hangi mahallede bir sorun var, hangi mahallede Cumhuriyet Halk Partisi bir kırılma yaşıyor, bunları tespit ederek, oraya yeri geldiğinde adayı göndererek, yeri geldiğinde milletvekili göndererek, yeri geldiğinde Büyükşehir Belediye Başkanı'na program yaparak, yeri geldiğinde Ankara'dan genel başkanı getirerek, yeri geldiğinde bizzat kendimiz giderek bir süreç yürüttük. Tamamen bilimsel verilerle, ilçelerle ilgili bir takım çalışmalar yürüttük. Bunun sonucunda da hep birlikte başarı elde ettik. Başarıyı getiren tabii ki bunlardır. Ama başarının gerçek sahibi millet ve başarının gerçek sahibi 31 Mart günü sandıklarda duran, 31 Mart'tan önce
meydanlarda, çadırlarda, standlarda, hane ziyaretlerinde mücadele eden örgütümüzdür. Dolayısıyla başarı hem İstanbul İttifakı'nın hem örgütümüzdür. Hepinize 31 Mart başarısı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii şunları da ifade etmek isterim. Çok sıcak olduğunun farkındayım. Birkaç dakika daha geleceğe yönelik bazı duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 31 Mart bizim için bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıcı ifade ediyor. 31 Mart'tan önce benim üzerimdeki sorumluluk 1 ise, üzerimdeki sorumluluk 100 olmuştur, 1000 olmuştur. İlçe başkanlarımızın üzerindeki sorumluluk 1 ise, 100 olmuştur, 1000 olmuştur. Bütün partimizin sorumluluğu artmıştır. Çünkü 31 Mart bizim için bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıçtır. Türkiye'nin çok arası Türkiye'nin eğitimden dış politikaya, ekonomiden toplumsal barışın zedelenmesine, hukuk sisteminin zedelenmesine, demokrasinin zedelenmesine kadar çok ağır problemleri ve çok ağır sorunları var. Bunları uzun uzadıya konuşabiliriz ama buradaki herkes zaten belli bir siyasi bilince sahip arkadaşlarımız. Dolayısıyla birbirimize durum tespiti yapmak yerine şunu ifade etmek isterim. Mevcut siyasi iktidarın bugün Türkiye'nin sorunlarını çözecek ne enerjisi kalmıştır, ne de becerisi kalmıştır. Toplum umutlu gözlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden bu topraklara umut olmasını beklemektedir. Seçmen bize çok net bir mesaj vermiştir. Seçmenin verdiği mesajı çok doğru anlamamız lazım. Çok doğru okumamız lazım. Seçmen bize şunu söyledi. Biz size 2019'da çok sınırlı bir iktidar verdik dedi. 11 büyük şehirde sizi iktidar yaptık dedi. Ama 2023'te size güvenip Türkiye'yi teslim etmedik dedi seçmen. Ama şimdi sizi 2024'te Türkiye'de birinci parti yapıyoruz. İstanbul'da 26 ilçe belediyesi veriyoruz. Meclis çoğunluğunu da size veriyoruz. Ve sizi izliyoruz. Eğer yerel yönetimler parti ilişkisini çok doğru bir zeminde yürütürseniz, eğer kazandığınız belediyelerde halka doğru bir hizmet verebilirseniz, eğer Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanabilirseniz, sizi Türkiye'de de iktidar yapacağız ve size merkezi iktidarı vereceğiz diyor seçmen bize. Seçmenin bu mesajını çok doğru okumak lazım. Bu yönüyle 31 Mart bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıçtır. Önümüzde daha büyük görevler var. Partimizi büyütmeye devam edeceğiz. Bugün aramıza çok değerli arkadaşlarımız katıldı. Bu mücadeleyi aramıza yeni katılanlarla ama uzun zamandır parti için mücadele edenlerle hep birlikte vereceğiz. Parti tabii ki çeşitli tartışmalar yaşayacaktır. Parti içerisinde çeşitli konular konuşulacaktır. Burası bir biat partisi değildir. Yukarıdan birisi bir şey söylediği zaman herkes önünü düğmelesin ve onu dinlesin partisi değildir Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer öyle bir parti olsaydı ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne ilçe başkanlığı yapardım ne de il başkanlığı yapardım. Eğer yukarıdan herkesin söylediği, aşağıda herkes tarafından kabul görecek bir parti olsaydı bu salondaki birçok arkadaşımız bu partide siyaset yapmazdı. Tabii ki fikirlerimizi söyleyeceğiz ama bunu partinin iç kurullarında konuşacağız. Partinin iç kurullarında tartışacağız. Partiyi kamuoyunda tartışmayacağız. Partiyi televizyonlarda tartışmayacağız. Partiyi sokakta tartışmayacağız. Sonuçta parti 50 yıl sonra bir başarı elde etmiş ve birinci parti konumuna gelmiş. Bunu ben söylemiyorum. Bunu matematik söylüyor, veriler söylüyor, bilim söylüyor. Dolayısıyla artık bu başarının üzerine tabii ki içeride tartışmalar yaşayalım. Ama geçmişe yönelik partiyi televizyonlarda konuşmak, televizyonlarda tartışmak, partinin kurumsal kimliğini zayıflatacak işler yapmak. Zaten bunlar ne zaman birbirine girer diye ellerini ovuşturup bekleyenlere asla fırsat vermememiz lazım. Önümüzde çok önemli işler var. Partinin kurumsal kimliğini güçlendirmek gibi görevlerimiz var. Bunu İstanbul'dan gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle, üniversitelerle, sendikalarla, akademi dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla entegre, iç içe, onlarla geleceği planlayan bir Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı kurumsal kimlik çalışmasını başlatıyoruz. Bölge meclislerimizi oluşturacağız. Bölge meclisleriyle, toplumun çeşitli kademeleriyle ilişkiler kuracağız.
toplumun çok çeşitli kesimleriyle ilişki içerisinde yeni kurumsal kimlik çalışmaları yürüteceğiz. Bu bir boyutumuz. Değişimi derinleştirmek gibi önümüzde büyük görev ve sorumluluklar var. Bir tüzük kurultayıyla parti içi demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Kadınların daha çok temsil edilmesinin, gençlerin daha fazla temsil edilmesinin önünü açmamız lazım. Az önce dedim ki 2019'da hiç kadın belediye başkanı yoktu. 24'te 4 tane var. Gençler azdı, artık daha fazla var. Kim karar verdi buna? Benim de oturduğum bir masadaki insanlar karar verdi. Ne kadar doğru? Bana göre çok yanlış. Kararı ben veriyor olsam da çok yanlış. Bunu parti içi demokrasiyi güçlendirerek tüzüğe kural olarak koymamız lazım. Kuralların olmadığı yerde belli masalarda oturanların inisiyatifine bırakılırsa bu süreçler, bugün belki 4 tane kadın belediye başkanı olur, yarın hiç olmaz. Öbür gün 10 tane olur, 10 yıl sonra hiç olmayabilir. Dolayısıyla bunu tüzükle kurala bağlamak, seçilebilecek sırada ibaresini tüzüğe yerleştirmek, belki fermuar sistemini konuşmak, tüzüğü demokratikleştirmek, parti içi demokrasiyi güçlendirmek gibi görevlerimiz var. Bir başka mesele de partide bir örgüt kültürünün konuşulmasına kesinlikle ihtiyaç var. Bu partinin kongre süreçleri bayrak yarışlarıdır, demokratik süreçlerdir ve bunun yaşatılması, geliştirilmesi gerekir. Yukarıdan birisi söylesin, Bahçeli Evler'de A kişisi ilçe başkanı olsun, kadın kolu başkanı olsun, gençlik kolu başkanı olsun. Asla doğru değildir, antidemokratik bir yöntemdir. Bu sandıklar bu ilçelere, bu mahallelere kurulmalıdır. Bunu zenginleştirmemiz ve geliştirmemiz lazım. Ama bunun bir bayrak yarışı ve demokrasinin güzelliği olduğunu da unutmamamız lazım. Yani her kongre sürecinin yeni kırgınlıklar ve uzun vadeli kırgınlıklar ortaya çıkartmaması lazım. Ben 2018'de bir arkadaşla yarıştım. Sert bir yarışmanın içerisine girdim. Nezaketten taviz vermedim. Nezaketsizliğe uğradım. Bir kongre sonra o arkadaşın elini havaya kaldırdım. İl başkan yardımcısı olmasını sağladım. Bir sonraki kongrede beraber olduk. Bir sonraki kongrede ayrıştık. Bir sonraki kongrede çok keskin ayrıştık. Dün de telefonla konuştuk, sohbet ettik. Ne zaman çay içiyoruz dedik. Bu demokratik bir süreçtir. Dolayısıyla örgüt kültürüne yönelik bir, parti içi yarışların demokratik süreçler olmasını bu partinin özümsemesi ve içselleştirmesi gerekiyor. Yoldaşlık kültürüyle birbirinin elini tutması gerekiyor. İki, yerel yönetimler örgüt ilişkisinin çok doğru bir zemine oturması gerekiyor. Bunları gelecekte detaylandırırız. Bunları gelecekte burada yeniden bir araya gelerek yazı atlatırız. Daha serin ortamlarda konuşuruz. Daha uzun sohbetlerimiz olacak. Bölge bölge bu toplantıları yapacağız. İlçe ilçe bu toplantıları yapacağız ve bunları daha derinlikli, daha bilimsel boyutlarla konuşacağız. Konuşmanın bir bölümünde ifade ettiğim bir cümleyi tekrar ederek sözlerimi sonlandırmak isterim. 31 Mart bir sonuç değil, yepyeni bir başlangıçtır. Görevimiz artık çok daha büyük. Toplum bir umutsuzluk içerisinde ekonomik koşullardan kaynaklı, Türkiye'nin demokrasisinin zedelenmesinden kaynaklı, Türkiye'nin eğitim sisteminin ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmesi çabası içerisinde toplum aslında umutsuzluğa doğru sürükleniyor ama bizim umudumuz var. Biz umudumuzu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık köklerinden ve geleneklerinden alıyoruz. Biz umudumuzu bu toprakların dört bir yanı işgal altındayken İstanbul Boğazı'na geldiğinde yanındaki arkadaşı kendisine paşam görüyor musun İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. İngiliz gemileri İstanbul Boğazı'nda dediklerinde tek bir cümleyle büyük bir inançla ve büyük bir kararlılıkla geldikleri gibi giderler diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Bu yönüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ışığında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında sizlerle beraber Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vereceğiz. Bundan büyük onur ve gurur mutluluk duyuyorum. Hepinize sonsuz saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Pastayı mutlu oluruz diye düşündük. Sonra birkaç arkadaşa söz veririz. Doğum yüz kutlu olsun başkanım.